ufak bir moral bozukluğu yaşadık ve sonrasında Allah'a şükür buraya herkes yeni bir zafer kazanmak için daha motive bir şekilde geldi. Sizin de söylediğiniz gibi bu hafta ligin ikincisiyle üçüncüsünün averajla işte arka arkaya sıralanmış iki tane takımın hedefi şampiyonluk, Süper Lig olan iki takımın güzel bir mücadelesi olacak. Tabii orada daha çok mücadele eden, futbolun doğrularını sahada çok sergileyen, daha az hata yapan takım mutlaka eğer futbolun şansı da yanında olursa kazanacak. Tabii bu kazanın biz olmasını istiyoruz. Kazanmak için de neler yapmamız gerektiğini çalışıyoruz. Göztepe'nin öne çıkan tarafları var, eksik tarafları var. Bunların analizini yaptık. Yarından itibaren taktik çalışmalarımızda bunların üzerinde durmaya devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki ben bu oyuncu arkadaşlarımıza zaten sezon başından beri her fırsatta, her platformda güvendiğimizi, inandığımızı dile getiriyorum. Böyle arada tabii bu yolculuk çok uzun bir yolculuk. Uzun bir yolculuk olurken de tabii engebeli bir yolculuk. Arada yokuşlar olacak, ayağımız taşa takılacak, hafif sendeleyeceğiz. Ama karakterli insanların, güçlü insanların yaptığı gibi, davasına inanmış insanların yaptığı gibi hemen düşmeden ayağa kalkacağız, doğrulacağız ve tekrar yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Ve hedefimize inşallah ulaşacağız. Tabii bu zorlu yolculukta bu türlü böyle sendelemeler olurken de biz bize inanan, bize güvenen ve Kocaelispor'u destekleyen herkesin de bu gibi durumlarda yanımızda olmasını, bize destek olmasını istiyoruz. Ki zaten hedefe beraber yürümek, hedef birlikteliği de bunu gerektiriyor. O yüzden şunu bilmeliler ki bizim amacımız belli, hedefimiz belli. Ve bu hedefe inşallah biz çok sağlam bir şekilde bu çocuklarla beraber, bizi sevenlerle beraber yürüyeceğiz. Ki bu hafta inşallah güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle inşallah daha sonraki haftaya da moralli gireceğiz. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Gençlerbirliği maçı gerek mücadele açısından gerek oyun kalitesi açısından beni mutlu etti. Yani şöyle bir işte maçın başında işte ortalara doğru bir pozisyon verdik. Onun dışında 90 dakika boyunca rakibe bir tane pozisyon vermeden maalesef işte biraz evvel söyledim ya işte az hata yapanın kazanacağı maç olacak diye. İşte orada bir konsantrasyon bozukluğu, biraz da futbolun şanssızlığı yani yediğimiz ilk gol maalesef futbolun şanssızlığıydı. İkinci goldeki oradaki paylaşım hatası 2 dakikada hiç pozisyon yokken bize gol ediyor. Ama genel anlamda oyunun gidişatından, ofansif anlamdaki üretkenlikten, defansif anlamdaki işte rakibe pozisyon vermeme anlamında ben oyuncuların performansından memnunum. Biz tabii oyunları sadece sonuç üzerinden değerlendirmiyoruz. Öyle değerlendirdiğimiz zaman tabii üzülüyoruz ama sonuçta bu türlü maçlar sezonda bir defa bir takımın başına gelebilir. İnşallah biz bu hakkımızı sağmışızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla oyuncu değişiklikleriyle alakalı da tabii oyunun gidişatına göre bir karar veriyoruz. Bazen soktuğumuz oyuncular işte oyuna çok katkı yapıyor. Bazen az katkı yapıyor ama sonuç itibariyle biraz evvel yine oyuncularımıza da söyledim. Bizim her oyuncumuza ihtiyacımız var. Ve kime ne zaman ihtiyacımız olacağını biz kestiremiyoruz. Bazen bir bakıyorsunuz bir mevkide 2 tane oyuncu aynı anda biri sakat biri ceza olup üçüncüye görev verebiliyoruz. O yüzden her oyuncumuzun hazır olmasını istiyoruz. Ki tabii futbolda bence bütün antrenörlerin öne çıkarmak istediği bir şey futbol doğrusu vardır ki o da devamlılık ve istikrar. Yani biz işte oyunu anlayışımızı işte kadro istikrarımızı oluşturalım derken birçok insanın belki hoşuna gitmeyebilir bu.
Ama bir futbol adamına şunu sorsanız, futbolda en fazla arzuladığınız, istediğiniz şey nedir? O da devamlılık ve istikrardır diye cevaplar diye umuyorum. Ha, çok özel maçlara göre, rakibin oynadığı sisteme göre bazı değişiklikler olabilir ama yani ben bu konuda açıkçası rahatsız değilim. Ha, sonuç itibariyle oyuncu kadroda oyuncu değiştirmemiz gerektiği zaman da değiştiririz. Yani bu hafta da birkaç değişikliğimiz olacak. Hani bunu bekliyorsa futbol severler, taraftarlar, kadroda birkaç değişikliğimiz olacak. Ve inşallah görev verdiğimiz arkadaşlar da sorumluluğu gereği bu görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir diye beklentimiz vardı. Şu anda böyle bence gerilmeye hiç gerek yok ya. Bu takım şu anda ikinci. İkinci sayılır yani. İşte ikinciyle aynı puandayız. Dolayısıyla yani böyle gereksiz kendimizi germeye, işte bir kaos ortamı oluşturmaya hiç gerek yok. Yani bundan beslenen insanların olduğunu biliyorum. Ama ben sağduyulu taraftarlarımızın, gerçekten takımını seven taraftarların yani bunlara itibar etmemesini, destek vermemesini ve bir şekilde de yanlarından uzaklaştırmalarını istiyorum. Bu dışarıda da oluyor, tribünlerde de oluyor. Dolayısıyla bunun hiç kimseye bir faydası yok.